WhatsApp'tan bir arkadaşımız göndermiş. Erkan Yıldız kısaca şunu söylüyor. Hayır, ben bu anlatılanların hiçbir çerçevesine oturmuyorum diyor. Ve onun gibi de mesaj gönderen var. Yani bilmem kaç yıldır Büyükşehir Belediyesi ilgili iştiraklerde çalıştığı şeklinde. Dolayısıyla belki o bana çerçeveden... Bana üç temsilci geldi Erdoğan Bey. Evet. Bu iddiası olanlar da var. Dedim yapar başvurusunu incelenir. Bir eksiklik, bir hata nereye varsa... Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları birimi var. Ya da hangi iştirakten çıkarılmışsa oraya gidip başvurusunu yapabilir. Arkadaşlarımız bunları inceliyorlar. Sayın Başkan, az önce bankamatik memuru ya da tabii, bankamatik çalışanı tabii gibi ifade de kullandım. Yıllardır Türkiye'de geçiyor bu tip şeyler. Büyükşehir Belediyesi'nden bu şekilde para alan gazeteci var mıydı? Vallahi birbirini ispiyonlayanlar da var. Daha dün bir köşe yazarı bir başka gazeteciyle ilgili yine aynı mecralarda çalışan biriyle ilgili ispiyonda bulundu. Kendisi de geldi, kendini savundu. Hayır dedi, ben öyle birisi değilim. Şu kütüphanede çalışıyorum. İsimleri vermiyorum ki bu bir şeye dönmesin. Şu kütüphanede çalışıyorum. Ben dedim araştırın. Yani ben kimsenin hakkını yemem. Giriş çıkışları normalmiş yani, bir çalışan ama, gibi. Ama başka ihbarlar da var. Başka ihbarlar da var. Yani sadece o gazeteci, yani bütünüyle bunlar incelenecek. Aldıkları maaşlar, kriterler hepsi incelenmek zorunda. Biz bu tür ispiyonları değil ama bir takım belgeli, ispatlı hususlar var ise şayet bunların kanunda ne şekilde olacağı belli. Biz onlara göre hareket ediyoruz. Onlara göre tarzımız ve kanuna aykırı hiçbir işlemimiz olmaz. Bakın her gün bizi manşetlerinden düşürmeyen gazetelerin bazı medya kuruluşlarının nasıl gazete çıkardıklarını ben biliyorum Erdoğan Bey. Nasıl insanları kapıya koyduklarını ve haklarını da vermeden. Daha dün X gazete daha geçen hafta kaç kişiyi matbaasından sorgusuz sualsiz çıkarttığını ben biliyorum. Ben de takip ediyorum. Ben öyle birisi değilim. Ben kamu yöneticisiyim. Büyükşehir Belediye Başkanıyım. 16 milyon insanın güvenini kazanmış ve belediye başkanı olmuş birisiyim. Kimse bizim vicdanımızdan ve adaletimizden şüphe etmesin. Eksiğimiz olabilir. Bakın ne diyorum? Temsilciler geldiler, oturduk, konuştuk. Dedik ki bu tür bir şey varsa başvuru mutlaka değerlendirilecektir. Hatta dedim kendilerine bakın bundan sonra bizim eleman alımlarımız olacaktır, ihtiyacımız olacak. Duyuru yapacağız. Gidin başvurunuzu tazeleyin, biz size hakkınızı teslim edeceğiz. Yani mutlaka hakkınız ise size teslim ederiz dedim. Bugün de aynı noktadayız. Ama dediğim gibi yani bir partinin önünde gösteri hakkını kullanacaksın. Başımın üstünde yerim var. Ama bir başka partinin önüne gidince yaka paça götürüleceksin. Yani bir kişinin gidip sabahtan akşama kadar bir partinin önünde ya da bir kurumun önünde davul çalması zor bir iş değil. Ben bunu mülki idarecilere de belirttim. Daha düne kadar davul işi devam ediyordu. Takip ediyoruz bakalım. Bu taviz niyedir onu da takip ediyoruz ama herkesin gösteri hakkına, kendi hakkını aramasına da saygı duyuyorum. Dediğim gibi biz bu topluma, İstanbul halkına vicdanlı, adaletli, hakka, hukuka uygun yönetici olma konusunda söz verdik. Bazıları siyasi tercihlerinden dolayı işten atıldıkları söylenir. Hayır, hayır, hayır. Bakın siyasi tercih şu mudur Erdoğan Bey? Hakaret edeceksin, küfür edeceksin eğer onu iddia ediyorsa. Yani hakaret edeceksin, küfür edeceksin, tutanağın varsa onunla ilgili belge bilgi varsa da işlem yapılır. Ama siyasi, ben şimdi kimin siyasi, bakın bahsettiğimiz şey 1300 kişi Erdoğan Bey. 94 yılında çıkarılan işçiden daha az biliyor musunuz? 94 yılında belediyede göreve gelen insanların çıkarttığı insanlardan daha az. O dönemde çıkartıldığı dönemde İstanbul Büyükşehir'in çalışanıyla bugünkü çalışan arasında ne kadar fark var biliyor musunuz? En az beşte biri. En az beşte biri, dörtte biri. O bakımdan hani bize adil olma konusunda buradan gelmesinler. Yani buradan bir şey çıkmaz. Biz adiliz. Tekrar ifade ediyorum. Biz kimsenin siyasi geçmişini de sorgulamadık. Ben hatta vaat verdim. Bakın dedim ki geçen gün bir tünel delme aracını hizmete soktuk. Bu baskınları engellemek adına Eyüp'ten başlayacak. Ve orada söyledim. Bundan sonra İstanbul'da yapılan her hizmetin tanımı bana ait değildir kardeşim. İstanbul halkını. Biz temsil ediyoruz ya. Bir. İki,
bir partiye de ait değildir. Ya siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi? Onun döneminde halk seçmiştir, başarılı olmak zorundadır, yapıyordur, alkışlarız. Yapamıyordur, zaten hak onun cevabını sandıkta verir. Dolayısıyla biz partizanlığı bitirmek, tümüyle siyasi partileri amaç haline getirmekten uzak durmak, tümüyle bir partinin başındaki insanı bir böyle metafor haline dönüştürmek, erişilmez bir şeye dönüştürme döneminin dışında bir dönemi başlatmak adına yola çıktık. Dolayısıyla biz kimin siyasi partiye bakışı şusu busu beni hiç ilgilendirmez. 80 binin üzerinde çalışan var bu Büyükşehir Belediyesi'nde. Bahsettiğimiz şey 1300 kişi. Biz o mobbingden bilmem neden anlamayız, anlayanları da biliriz ama.